sabah gelmiş bir de bana günaydın diyor. Sana günaydın ya. Ne oluyoruz ya? Ay hayatım ben de hiç sevmiyorum. Ay onun sevilecek bir tarafım var Allah aşkına ya. Birazcık allık süreyim mi sana? Biraz istiyor. Merhaba. Nasılsınız Kenan Bey, merhaba. Ne oluyor burada? Hazırlık yapıyoruz. Kaç haberlerini sunuyorsun sen? Öğlen haberlerini 12'de. Onu ben sunacağım. Anlamadım. Ya siz ana haber bültenini sundunuz. Şimdi benim kafam karıştı. Türk halkına anlatmak istediğim önemli gelişmeler var bugün. O yüzden ben sunacağım. Anladım. Çok pardon ben şuradan alayım. Pudranızı tazeleyeyim mi Kenan Bey? Bugün en yakışıklı halinde çıkmak istiyorum lütfen. Adamı yaşatmayı başarmışlar. Bütün vücut yanık. Daha ne kadar dayanır bilmiyoruz ama yaşama ihtimali de var demiş doktorlar. İnşallah kurtulur. İnşallah Sayın Savcı. Oyuncak bizde ama değil mi? Bizde. Refik Komiser, adamı hastaneye başka isimle kaydet. Basın bilmesin, kimse bilmesin Hamdi Atıfay cinayetin devamı oldu. Anlaşıldı. Bu arada çok önemli. Sadece ikimiz biliyoruz. Sızarsa ikimizden biridir, unutma. Merak etme. Hiç merak etmeyin Sayın Savcı. Kenan. Evet. Ne yapıyorsun abi burada? Hiç. Haber sunacağım. Haber sunacaksın. Konu saat öğlen 12. Farkındayım. Anlatacaklarım var. Anlatacaklarım mı var? Hı. Bir dakika, bir dakika. Yoksa bir dakika. Kenan Bey. Mikrofonunuzda. Aha. Silmiştin sen bunu. Sıkıntı yok. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Evet. Sayın Savcım. Dün istediğin Hamdi Atılbay'ın ticari geçmişiyle ilgili gerekli belgeleri getirdim. Teşekkürler. Kenan Bey, hazırlıksız yakalandık. Ben Murat Bey'den öğrendim. Manifestoyu okuyacakmışsınız. Eksiğimiz var mı? Aldınız mı yanınıza? Bu. Tamam. Tamamdır. Hocam. Kenan Bey alalım yerine. Sağdan başlayalım. Evet, gayet güzel. Sesimi kontrol eder misin? Tam ortada olursanız Kenan Bey. Ses provası verir misiniz Kenan Bey? Kenan. 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 Haftanın günlerini sayalım. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Teşekkürler. Bize doğru baktınız. Net. Tamam. Duyabiliyorsunuz değil mi bizi? Evet, son 10 saniye arkadaşlar. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, yayındayız. İyi günler sayın seyirciler. Siz beni bu saatlerde burada görmeye çok alışık değilsiniz, ben biliyorum. Ama çok önemli bir gelişme oldu. O yüzden geldim. Bildiğiniz üzere dün haber kanalımıza bir mektup ulaştı.
katile ait olma olasılığı yüksek. Bir manifesto. Biz onu yayın ilkelerine bağlı kalmak adına okumadık. Ama sonra düşündüm de, buraya ne ikiyüzlü, ne yalancı, ne aşağılık insanlar geliyor. Erkekler, kadınlar. Bir kere de bir katilin sesi olalım, değil mi? Okumayın. Belki ona hak veririz. Belki dinleriz onu. Aa, Kenan. Haklı buluruz belki. Anlatacak şeyleri vardır. Turan! Değil mi? Efendim hayatım. Evet. Turan, Kenan televizyona çıktı. Hayırdır bu saatte? Bilmem, ben de pek anlamadım. Hazırsanız başlıyoruz. Pardon. Biraz heyecanlıyım da. Hadi al iki lokma çalfiş. Şahin'de iştahım yok diyorum. Yok yok. İçilecek o çorba. Hamdi Atıl Bey'i ben öldürdüm. Ve daha birçoğunuzu öldüreceğim. Hatta ölecek olanlardan birkaçı şu anda büyük ihtimal beni izliyordur da. Çünkü çok fazlalar. Bilmenizi istediğim bir şey var. Bunların hepsi, ölecek olanların hepsi ölmeyi sonuna kadar hak ediyordu. Emin olun, sonuna kadar. Ve sevgili Türk halkı, size iki seçenek sunuyorum. Ya suçlularla birliktesinizdir, ya da benimle. Tekrar söylüyorum. İçiniz şu konuda gerçekten rahat olsun. Ölecek olanların hepsi dibine kadar bunu hak ediyordu. Yemin ederim öyle. Bunu hak etmelerin nedenini ise söyleyemem. Çünkü bunu bulması gereken sizlersiniz. Baba. Neden biliyor musunuz? Çünkü sustunuz. Baba. Görmezden geldiniz. Ne oldu ya, gerildin mi? Kafanızı çevirdiniz. Yok, yok bir şey ya. Siz de o insanlara kadar, en az o insanlara kadar aşağılıksınız. Ama size bir şans vermeye karar verdim. Baba. Ne var lan, ne var? Midemi bulandı. Bir şey saklamıyorsun değil mi sen? Tövbe tövbe oğlum, yok ne saklayacağım ya. Haberlere bakıyorum dedim işte. Pek zannetmiyorum ama. Yine de size bu şansı vereceğim. Beni araştırmayın. Beni merak etmeyin. Eserime yoğunlaşın. Neden bunca sene sonra bir sürü insanın peşine düştüğüme kafa yorun. O aşağılık herifleri düşünün, her birini. Mesela Hamdi Atılbay. Hı? Hatırladınız değil mi? Birlikteydiniz. Yanınızdaydı o sizin. Görüyordunuz onu. Ama sessiz kaldınız. Hepiniz benim gözüne birer Hamdi'siniz. Belki çok daha fazlası. Şimdi... 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Tekrar ediyorum. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Ben biliyorum. Ama bunun bir önemi yok. Önemli olan sizin ne olduğunu bulmanız. Bunu siz bulacaksınız. Ve eğer... bana bir isim takmak falan isterseniz çok uğraşmayın. Oyuncakçı diyebilirsiniz bana. Alo. Ben arayıp duruyormuşum. Sen kimsin? Aradığın adam. İdris. İdris. Neredesin? Aşağıdayım. Sokağın karşısındaki parkta.
fenerin dibindeyim. Ben Kenan Öztürk. Gündüz haberlerini sundum. Akşam yine aynı saatte sizle ana haber bülteninde burada görüşmek üzere. Evet, tamamdır Kenan Bey. Teşekkür ederiz. Alalım sesi. Nasıldı? Çok iyiydi Kenan Bey. Geçmiş olsun. Kenan Bey harikaydınız. Gerçekten tebrik ederim. Harikaydı. Süper. Çok iyiydi. Kenan çok iyiydi. Harikaydın. Bakalım ne olacak? Çok sert metinmiş. Etkileyiciydi ama değil mi? Hani silmiştin? Hı? Böyle önemli bir şey siler miyim ben hiç? Tabii ki silmedim. İnanılmaz. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz oturalım. Biraz yoruldum. Thank you.